toplantımızın amacı Türkiye'deki siyasi tutukluları ve gazetecilere olan insanlık dışı baskıları ve haksız tutuklamaları gündeme getirmek. Bildiğiniz gibi 4 yılı aşkın süredir Türkiye'de birçok aydın gazeteci, yazar, siyasi parti başkanları ve dekanlar, üniversite profesörleri haksız yere yıllarca içeride tutulmaktadır. Meslek olarak yerel yönetim uzmanıyım ve politikacıyım temel olarak. Bunun yanında da işletme sahibiyim. Bugün burada özellikle Türkiye'nin... Son gelişmeler gerçekten çok iç açıcı değil. Biliyorsunuz işte özgür basın diye bir şey var. Maalesef birçok gazeteci tutuklandı. Bence düşünce özgürlüğü gerçekten demokraside çok önemli bir yeri olması gerek. Belli konuları gazeteciler yazmaları gerek. Ama şu anda dediğim gibi tutuklandılar. Ben bu çok üzücü bir Türkiye'de olumlu gelişmeler de var ama demokratikleşme sürecine baktığımızda bu tür gelişmeler elbette ilerleme diyemeyiz. Yani bu olsun işte azınlıkların konumları olsun, ondan sonra söz özgürlüğü olsun, işte bir takım anayasada değişmeler, işte %10 baraj vesaire vesaire. Bunlar önceden milli politikacılar bunlar değiştiririz dedi, işte halka daha fazla özgürlük getireceğiz, işte demokratikleşme getireceğiz. Belli konularda gerçekten gelişmeler çok iyi gidiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi hükümetler korkmamalı, halkın sesinden korkmamalı. Tam tersine halkı dinlemeli, halka sarılmalı, halkın sesini duyurmalı. Bu parlamentoda da geçerli. Kısacası biliyorsunuz Yunanlı'da bu hükümet 18 milyar kısıtlama paketi hazırladı. Kriz biliyorsunuz büyük şirketler, bankacılar tarafından yaratılan kriz. En faturasını aslında halka yüklemekle uğraşıyorlar şu anda. Öğrenciler olsun, işte kiracılar olsun, normal halk olsun bir sürü kısıtlamayla göz göze işte alım güçleri gerileyecek. Buna karşı biz birçok alanda işte işçilerle olsun, öğrencilerle olsun, gençlerle olsun buna karşı mücadeleyi sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. İşte bunu halkla birlikte yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bununla devam edeceğiz. Yoksa bunlara kalsa emeklilik yaşına tutuna kiralara 120 euro artırmak istiyorlar. İşte kiralardan tutuna sosyal ödenekleri kısıtlamak istiyorlar. 100 bin tane iş yeri kapatmak istiyorlar. Buna karşı da sesimizi duyuracağız. Parlamento içinde ve dışında çalışmalarımız görür. Çünkü sonuçta insanlar hissetmeye başlayacak. Yani benim tecrübem şimdiye kadar gerçekten seçmenler senin nasıl konuştuğunu, samimi misin, değil misin, seçim öncesi, sonrası neler diyorsun ve neler yapıyorsun pratikte çok iyi görüyor. Ama tabii seçim esnasında başka şeyler genellikle içeriyor. Mesela ne bileyim insanlar parti programlarına değil, işte stratejik oy kullanayım diye düşünmeye başlıyordu. İşte orada işler kötüye gidiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ama orada da tabii bize de iş düşüyor, basına iş düşüyor. İşte bunları anlatmak gerek, halkla bir araya gelmek gerek ama
seçim esnasında biliyorsunuz hem vaatler de değişiyor hem insanların düşünceleri işte mesela şu partiye vereyim de en büyüğü olsun. Son seçimlerde şöyle bir şey geldi işte İşçi Partisi ya da sağ hükümet. Ama öyle değildi aslında öyle değil. Yani İşçi Partisi büyüseydi bile liberallerin de bir hükümete girme şansı çok büyüktü.